Kıbrıs Türk halkını örgütleyerek milli birlik ve beraberliğini sağlayan, 7'den 70'e bütün Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşayan milli mücadele liderimiz Doktor Fazıl Küçük, 14 Mart 1906'da Ortaköy'de küçük ailesinden Mehmet Efendi ile Pembe Hanım'ın 7 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Hayatını Kıbrıs Türk'ünün hürriyet mücadelesine adayan, kalbi insan sevgisi ve vatan aşkıyla dolu olan Doktor Fazıl Küçük'e doğduğu zaman ailesi Mustafa adını vermişti. Lise tahsili için yurt dışına gideceği zaman öğretmeni kendisine Erdemli anlamına gelen Fadıl ismini yakıştırmış ve daha sonra tahsili sırasında anlamları aynı olup telaffuzu daha kolay olan Fazıl ismiyle çağrılır olmuştu. Doktor Fazıl Küçük ilk öğrenimine 1912'de Lefkoşa Sarayönü Mektebi'nde başlamış fakat daha sonra hocanın çocuklara karşı çok sert ve falaka gibi zalimce cezalar vermesinden ötürü ailesi tarafından Haydarpaşa Mektebi'ne alınmıştır. 1919'da ilkokulu tamamlayınca orta öğrenimi için sırasıyla Rüşdiye ve İdadi mekteplerine devam eden Doktor Fazıl Küçük, İdadi'nin birinci sınıfını 1923'te tamamladıktan sonra tahsiline yurt dışında devam eder. İstanbul'da Darülfünun Tıp Fakültesi'nde tıp tahsiline başlamış ve birinci sınıfını tamamladıktan sonra 1929 yılından itibaren tahsiline Fransa'da Paris Tıp Fakültesi'nde devam etmiştir. Liderimiz daha sonra İsviçre'ye geçerek Lozan Üniversitesi'nde tıp öğrenimini tamamlamış ve Lozan kliniklerinde ihtisas görerek dahiliye doktoru olmuştu. 1937 yılı Mayıs ayında İsviçre'de kalıp vatandaş olması yolunda yapılan bütün teklifleri reddederek adaya dönmüş ve Lefkoşa'da serbest hekim olarak çalışmaya başlamıştı. Halkçı bir kişiliği olan Doktor Fazıl Küçük, Cuma günleri Girne Caddesi'nde, şimdilerde Doktor Küçük Müzesi olarak kullanılan kliniğinde halkı ücretsiz olarak muayene eder, fakirlere ücretsiz ilaç verirdi. Mesleğini çok seven Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının sorunlarına karşı derin bir ilgi göstermekte ve işinden arta kalan vaktini buna harcamaktaydı. Gazetenin adını belirlerken daha ilkokul çağlarındayken büyüklerinden duyduğu halkın sesini duyan, işiten yok sözleri etkili olmuştur. Gazetesinin ilk sayısında yayın ilkelerini ve ele alınacak konuları şöyle sıralamıştı. Türk okullarının yönetimiyle evkaf idaresinin Türk halkına devredilmesi, müftülük makamının oluşturulması ve mahkemelerin İslam kanunları yerine medeni kanunlarla çalıştırılması. Doktor Fazıl Küçük bütün siyasi hayatı boyunca bu ilkeler için sömürge hükümetiyle mücadele etmiş ve gazetesindeki köşe yazılarıyla bu konuları gündemde tutmaya devam etmiştir. Kıbrıs Türk halkının siyasi statüsünün belirlenmesinde atılan ilk adım olan Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kurumu KATAK, 18 Nisan 1943'te kuruldu. Fakat KATAK adı Doktor Fazıl Küçük tarafından kendi kendimize azınlık demenin en büyük hata olacağı gerekçesiyle uygun bulunmamıştı. Doktor Fazıl Küçük, 23 Nisan 1944'te Türk halkının mücadelesini daha etkin bir şekilde sürdürmek amacıyla Kıbrıs Türk halkının milli karakterli bir siyasi partisi olan Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi'ni kurdu. Doktor Fazıl Küçük, Ekim 1946'da evlendiği eşi Süheyla Hanım'la mutlu bir evlilik gerçekleştirmiş, Mehmet ve Pembe isimlerinde iki çocukları olmuştur. Doktor Fazıl Küçük daha sonra iktisadi kalkınmada önemli bir rol oynayacak olan Evkaf İdaresi'nin Türk halkına devredilmesini sağlamak amacıyla 29 Kasım 1948 tarihinde bütün kasaba ve köylerden gelen halkın katıldığı büyük bir miting düzenledi. Bu muazzam mitingde polislerle küçük bir çatışma oldu ve bunun neticesi olarak İngiliz sömürge hükümeti Türk halkının kendi meselelerine müdahale edilmesine artık izin vermemeye azimli olduğunu anladı. Doktor Küçük'ün gayretleri işte bu noktadan sonra sonuç vermeye başladı. Bunlar, şeriye mahkemeleri kaldırılarak yerine Türk Aile Mahkemeleri kuruldu. Yeni Aile Kanunu 31 Ocak 1951'de kabul edilerek resmi gazetede yayınlandı. İngiliz sömürge hükümeti Türk Tali Okullarını ve Evkaf'ı Türk halkına devretti. 1955 yılı Eylül ayında gizlice Volkan Teşkilatı'nı kurdu. Liderimiz 1957-1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması için Türkiye'den destek istedi.
Bunun üzerine özel harp dairesine bağlı kuruluştan Kıbrıs'a silah ve askerler gönderilmesini sağladı. Ağrı onun kod adı oldu. Türk Mukavemet Teşkilatı'nda zirvede görev yaptı. Doktor Fazıl Küçük, Zürih'te Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları arasında varılan anlaşma üzerine 17 Şubat 1959'da Londra'da yapılan konferansta Kıbrıs Türk halkını temsil etti ve iki gün sonra varılan anlaşmayı halka adına imzaladı. Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluş anlaşmalarına göre Cumhurbaşkanı Rum olurken Cumhurbaşkanı muavini ise Türk olacaktı. Kıbrıs Türk halkı onu bir kurtarıcı olarak gördüğünden 3 Aralık 1959'da Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkan muavini seçti. 21 Aralık 1963 Kanlı Noel'inde on binlerce Türk birkaç gün içerisinde göçmen durumuna düşmüştü. Halkın daha güvenli yerlere nakli sağlanmıştı. Doktor Küçük, Türkiye Cumhuriyeti Kızılayı'nın yaptığı ilaç, kan, tıbbi malzeme ve gıda yardımının ada geneline ulaşmasını sağladı. Bunun yanında göçmenlerin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Doktor Fazıl Küçük, 18 Şubat 1973 tarihinde Cumhurbaşkan muavinliğinden ayrılarak yerini Rauf Raif Denktaş'a bıraktı. Ancak gazetesi Halkın Sesi'nde mücadeleyi sürdürerek gazeteyi Kıbrıs Türk'ünün davasına bayrak yapmaya devam etti. Bir yandan da siyaset hayatını sürdürdü. Halkın haklı taleplerini savunmaktan geri kalmadı. Doktor Küçük 1980'li yılların başında yakalandığı hastalık günlerinde de yazılarını aralıklarla sürdürüyordu. 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını büyük bir sevinçle yaşadı. Ölümünden önce verdiği son demeçte de hastalığının geçtiğini söylüyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını görmekle hayata yeniden kavuştuğunu vurguluyordu. Doktor Fazıl Küçük, 15 Ocak 1984 tarihinde tutulduğu hastalıktan kurtulamayarak tedavide bulunduğu Londra'da 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.